Gençler merhaba. 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız bu videomuzda. A bölümünde sorulara doğru ve yanlış olarak cevap vermemiz isteniyor. Hemen birinci sorudan başlayalım. Osmanlı Devleti'nin mali işlerini düzenlemek için Rumi takvimi kullanmıştır. Doğrudur. Mali işler Rumi takvimine düzenlenmiş. Olayın geçtiği döneme ait kaynaklar birinci elden kaynaklar olarak adlandırılır. Evet, bir olayın geçtiği zamanı birinci elden kaynaklar bize anlatır. Bu kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklar ise ikinci elden kaynaklar olarak bilinir. Destanlar ve efsaneler tarihin yazılı kaynakları arasındadır. Hayır, tam tersi. Destanlar, efsaneler sözlü kaynaklardır. Anallar ve fermanlar tarihin sözlü kaynakları arasındadır. Bu da tam tersi. Bunlar da yazılı kaynaktır. Antropoloji insan ırklarını inceleyen bir bilim dalıdır, doğrudur. B bölümüne bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan alanları doldurunuz demiş. Birinci soru, geçmişte meydana gelen, başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelere tarihi olay denir arkadaşlar. Tarihi olay ve olgu bu olaydır. Zaman alırsa olay olguya dönüşüyor. Yazamadık. Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırmaya anakronizm denir arkadaşlar. Evet, anakronizm denir. Tarih boyunca insanların konuştukları dilleri inceleyen bilim dalına filoloji denir. Filoloji yazalım. Olayların hikaye biçiminde abartılı bir şekilde anlatıldığı, neden sonuç ilişkisinin bulunmadığı tarih çeşidine hikayeci tarih denir arkadaşlar. Tarih yazıcılığının başlangıcı da hikayeci tarihdir. Yazının icadından önceki tarih devirlerine tarih öncesi devirler denir. Evet, tarih öncesi devirler denir. C bölümüne bakalım. Burada bizden cevaplamamızı istenen sorular var. Diyor ki 1365 yılı kaçıncı yüzyılın kaçıncı yarısındadır? Bunu nasıl çözüyorduk arkadaşlar? Sondan iki rakam atıyorduk. Baştaki kalan, elimizde kalan 13'e 1 ekliyorduk. Ne oluyordu? 14. yüzyılın 0 ile 50 arası diyelim. Birinci yarı oluyordu. 50'den sonrası ikinci yarı oluyordu. 14. yüzyılın ikinci yarısındadır. Doğru cevabımız. Tarih nedir? Tanımını yapınız. Şöyle de yazalım. Cevabımız, geçmişte yaşamış insanların, insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak belgelere dayalı inceleyen bilim dalına tarih denir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken olay neden sonuç, yer zaman kesinlikle bildirilecek ve objektif olmamız artı belgelere dayanmamız tarihin olmazsa olmaz kavramlarıdır. Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimleri yazınız. Klasik 9. sınıf 1. dönem sorusu. 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri takvim, Celali takvim, Rumi takvim, Miladi takvim. 5 tane takvim kullanmış Türkler tarih boyunca. Tarihe yardımcı bilimlerden numizmatik ve epigrafyayı birer cümleyle açıklayınız demişler. Diyelim, numizmatik tarih boyunca toplumların kullandıkları paraları inceler. Epigrafya ise kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Beşinci soru, tarih öncesi dönemler sınıflandırılırken neler dikkate alınmıştır? Tarih öncesi dönemlerde yazı olmadığı için arkadaşlar bu dönemler insanların kullandıkları araç gereçlere göre sınıflandırılmıştır. Baktığımız zaman Kabataş, Yontataş, Çıraltaş daha sonra maden devirleri geliyor. Kısa bir yazılı hazırlığı yaptık. Bir video daha çekeceğim. Yine bu şekilde. Ona da dikkate alırsanız sizin için daha iyi olur.